Bak mesela diyor ki Fatır Suresi 5. Fatır Suresi. Ey insanlar şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Allah ne vaat ediyor? Mehdi çıkacak diyor. Hazreti İsa inecek. İslam dünyaya hakim olacak diyor değil mi? Evet. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Yani dünyaya kapalıp dünyayla uğraşmayın. Kendinizi Allah'a teslim edin. Güzel yolda hareket edin. Dünyanın nimetlerini istifade edin. Fakat haktan ayrılmayın. Değil mi? İnşallah. Ve aldatıcılar, deccallar, süfyanlar da sizi Allah ile Allah'ın adını kullanarak aldatmasın. Yahut yobazlar. Değil mi? Evet. Mesela İstanbul'da çıkacak o yobaz. Evet. Mehdi'ye karşı mücadele edecek olan yobaz. Şimdi bakın. Ey insanlar hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Aldatıcılar sizi Allah'ın adını kullanarak aldatmasın. Şimdi ayetin evcesine bakıyoruz. İki parçalı olarak biri 1997'yi veriyor, biri 2015 tane veriyor. Demek ki bir evet. Mükemmellik olacak. Maşallah. Bak ne diyor? Ey insana şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Demek ki Allah'ın vaadi yerine gelecek inşallah. İnşallah. Ey insanlar siz Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Allah ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamittir, övülmeye layıktır. 15. ayet. Biz niye fakiriz? Evet. Niye fakiriz doktor? Kur'an'ın gerçek anlamda uygulanmadığı, uzaklaşıldığı için. Hayır. Bak diyor ki siz fakirsiniz diyor. Allah sizin malınız yok diyor. Genel anlamında anladım hocam. Sizin inşallah. Hiçbirinizin malı yok evet, diyor Allah. Yanlış anladım. Zengin olan benim diyor Allah. Sizin hiçbirinizin malı yok. Beynimizin içine bir bakıyoruz. Gözümüzden bastırdığımızda malımız bir böyle bir gelip gidiyor. Bir de bakıyoruz ki beynimizin içinde bir görüntüden başka bir malı yok. Evet. Paralara bakıyoruz, masanın üstüne koyuyoruz. Gözümüze kenardan bastırdığımızda paralar böyle böyle gidip geliyorlar. Beynimiz içinde bir görüntü paralar. Altınlar da görüntü. Evet. Evler, arabalar da bir görüntü. Allah sizin diyor malınız yok diyor. Evet. Maşallah. Fakirsiniz diyor. Nasıl fakir biliyor musunuz? Mutlak fakir. Hiçbir evet. şeyiniz yok diyor Allah. Evet. Muhtaçsınız diyor Allah ayrıca. Allah ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır diyor Allah. Ben o görüntüyü ben veriyorum size evet. diyor. Şimdi bu görüntüyse ben buna nasıl dokunuyorum? Beynin içinde şu an onu algıladın. Beynin içinde hissediyorsun. O parmak ucunu hissetmiyorsun. Yani parmak görüntüden dolayı, yani üç boyutlu olduğu için parmak görüntüden ikisi birleştiğinde beyninde hepsi aynı yerde algılandığı için üç boyutlu algıdan kaynaklanan bir hisle sanki parmağın ucundan dokunduğunu zannediyorsun. Parmağın ucundaki his yoktur, o anlamı his yoktur. Sadece his beyindedir. Evet, inşallah. Mesela benim görüntümü görüyorsun. Uzakta gibi görünüyorum. Aynı yerdeyiz. Senin yaka mikrofonla benim yaka mikrofonum aynı yerde. Beynin içinde aynı yerde oluşuyoruz. Neden o zaman herkes mesela ikimiz de sizden aynı görüyoruz? Evet. Nasıl aynı görüyoruz o zaman? Ama dışarıda bir maddi gerçekliğimiz var. Yani fakat saydamız dışarıda. Saydam atomun yapısından kaynaklanıyor bu. Fakat simsiyah karanlık vardır. Dışarıda ışık yoktur. Fotonlar var. Fotonları biz ışık olarak algılıyoruz. Ses dalgaları var, dışarı dalgalar var. Dalgalar beynimiz radyo gibidir. Beynimize gelir, beynimizdeki radyoda o sese dönüşür. Beynimizin içindeki kulak duyuyor. Bu kulakların hepsi sağdaki kulakta. Bunlar cihaz, yani titreşimi elektriğe dönüştüren cihazdır kulaklar. Evet. Yani dışarıdan gelen ses dalgalarını elektrik akımına dönüştüren cihazlardır. Kulakta hiçbir şekilde insan duyamaz. Burun da öyle de, insanın burununu koklayamaz. Burun dışarıdan gelen gazları, kimyasal maddeleri elektrik enerjisine dönüştürür ve beyne iletir. Beyinde biz koklarız. Yani beynimizdeki içindeki gülü koklarız biz. Gülün görüntüsü de yani dışarıdaki gül görüntüsü siyahtır, karanlıktır ve saydamdır. Işık olsa bile saydamdır. Dolayısıyla o kırmızı rengi, yeşil rengi tamamen beyinde oluşuyor. Bir algıdır. Bunu savunmayan hiçbir bilim adamı yok. Dinsizi, imansızı, Budisti, Müslümanı, Hristiyan hepsi bu konuda ittifak halindedir. Yani bilimsel bir gerçek. Evet, inşallah. Fatır Suresi yine 24. Şüphesiz biz seni hak ile
bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. 1983. Bak, açıp evet. baksınlar. Evet. Harf harf sayın. 24 ne oluyor? Ayet numarası. Tamam. Onun bir anlamı yok mu yani? Ha, yok orada. Ben ona çok nadirdir o. Yani mesela 34 bir yerde geçiyor zaten. Evet. Bir yerde. Fakat bunlar daha güçlü delillerdir. Evet. Yani o ona göre daha zayıf bir delildir ama mutabakatı olduğu için şaşırtıcı. Maşallah. Çünkü bir yerde geçiyor bu konu. Fakat tam İstanbul'un koduna uygun. Evet. Yani tek bir ayet var bu konuyu açıklayan. O da İstanbul'un koduna uygun olduğu için şaşırtıcı. Güzel bilirsiniz. Bir yerde evet. de güzel bir şehir geçiyordu. Onun da 1453'tü evet. öncesi inşallah. Şüphesiz biz seni hak ile bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. 1983. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Yani mutlaka Mehdiler gelmiştir diyor Allah. İnşallah. O da 2026'yı veriyor. Maşallah. Yani. Bu, hep aynı zamanda tabii. oluyor hocam. Maşallah. Neden bu ayetler, bütün bu dünya hakimiyetine ilgili ayetlerin tamamı bu devri veriyor? Normalde 3918, 4775, 7918 gibi rakamlar çıkıyor. Yani 826 çok büyük. Her şey 826. Hepsi. Yani. Burada bir harikalık var. 33. Adnan cennetleri onlarındır. Oraya girerler. Orada altından bilezikler ve incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri ipektendir. Yine evrimci hocalara cevap bu. Miskeveşçi kafalara. Evet. Çünkü buradaki bilezikler, inciler ve ipek elbiseler evrimden olmuyor. Orada da terzi de yok ahirette. Evet. Doğrudan Allah'ın yaratması. Fabrikada yok. Yani. Tabii fabrikada yok. Derler ki bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun. Hüzün insanların başının belasıdır dünyada. Derttir. Her şey hüzünlenirler. Evet. Güneş batıyor ona da hüzünleniyor. Çocuk doğuyor ona hüzünlenir. Ölür ona hüzünlenir. Yaşlanır hüzünlenir. Okul şampiyon oluyor okulda şampiyon. Ona da hüzünlenir. Ağlıyor. Okuldan mezun olur, hepsi ağlarlar. Evet. Mezuniyet ağlaması. İşte aynı çatı altında yaşadık. Aynı yollardan geçtik. Biraz sanki aksini savunan varmış gibi. Değil mi? Değil mi? Aynı suyu evet, içtik. Böyle bir nutuk atarlar uzun uzun. Arkasından ağlamalar, bayılmalar. Her okulda vardır değil mi? Bilirsiniz. Evet. Çık bir nutuk at derler böyle okulun en zeki kızlarına. Onlar da artık ta iki gün, üç gün öncesinden edebiyat tarzında hazırlanırlar. Ne desek ne desek işte aynı koridorda orada yürüdük. Aynı sınıfta oturduk. Sanki aksini söyleyen varmış gibi. Aynı havayı soluduk. Aynı öğretmenlerden ders aldık. İşte bugün ayrılma günü geldi. Ne olması gerekiyordu yani? Ondan sonra da artık sakinleştirebilenlere helal olsun. Katıla katıla ağlamalar.